Ortaya koyarak Helvedere'mizi hizmet için çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmayan, başta bu görevi bizlere layık gören partimiz, değerli milletvekillerimiz, başkanlarımız, mensuplarıma sonsuz teşekkürler eder, saygılar ve sevgiler sunuyorum. Sizler bize güvendiniz. Bizler de bu güveni bayrak bayrak dalgalandırmaya ve her şeyin en iyisine layık olan sevgili Helvedere ile hemşerilerimize hizmetin en iyisini sunmak, elimizden geleni fazlasını yapmak için çalışacağımı sizlere seçim büromuzun açılışına hoş geldiniz, şeref verdiniz. 2024 seçimleri için hazır ve kararlıyız. Geleceği seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünerekten ve siz değerli hemşerilerime, halkına hizmet etmek taliminde bulundum. İnşallah bundan hiç de şüphem yoktur. Yaparsa AK Parti yapar. Ben kardeşiniz yaparım. Allah'ın izniyle böyle bir gücü hükümet var iken böyle bir fırsatı zor da bulabiliriz. Projelerimizi sosyal medyada paylaştık. İçelik mi yaparsa bu iktidar yapar. Projelerimiz mi bu iktidar yapar. Sorunlarımız mı bu vekillerimiz çözer. Allah'ın izniyle. Değerli Helvedereliler, devletimizin yapacağı projeleri meclislerimize paylaştım. Belediyemiz imkanlarıyla olacak projelerimiz ile ise toplantılarda, bugünlerden sonra kahve ve topluluk olan toplantılarda uzun uzun yerine göre anlatacağız. Siz Helvedere'lere önce güven, sonra güven almak istiyorum. Buradan bana bu emaneti verdiğiniz zaman zaten vereceksiniz. Bundan da hiç şüphem yok. Helvedere bugün bir başka. Helvedere dolum dolum dolu. Helvedere bu işi bitirmiş anlaşılan. Biz bunu görüyoruz elhamdülillah. Helvedere Hasan Başkan diyor arkadaşlar. Düzeltme yapayım. Hasan Başkan Karagün'ü yalnız bırakmadınız dedi ama görüyoruz ki bu Karagün değil, bu bayram günü arkadaşlar. Ben fazla sözlerimi uzatmayacağım. Sadece şunu söyleyin, şafak sayıyoruz. Bugün 27 gün kaldı. Kapı kapı gezeceğiz. El 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 sıkacağız. Gönüllere gireceğiz, sokak sokak, mahalle mahalle gezeceğiz. Girmedik kapı, çalmadık kapı bırakmayacağız. Ve 31 Mart'ta Hasan Başkan'ı belediye başkanı yapacağız arkadaşlar.
saygıdeğer Helvedere halkımız, sevgili misafirlerimiz. Şimdi Akdoğan'ın il başkanı, akgönüllü büyük insan Hamza Aktürk başkanımı. Evet. Helvedere'de hasret bitiyor mu? Biraz zayıf oldu arka taraf. Helvedere'de hasret bitiyor mu? Rahmetin bol olduğu bir günde sizlerle bir arada bulunmaktan gurur duyuyorum. Az önce başkanımla konuştuk kaç gün kaldı diye. Bugün pazar. 4 hafta sonra bugün inşallah sandıkların başındayız. Ben inanıyorum ki Helvedere'de hasret bitecek. AK Parti'nin bayrağı tekrardan dalgalanacak. Son 4 haftamızda durmadan, yorulmadan, kapı kapı gelerek Helvedere'de AK bayrağı tekrardan göndere çekmeye var mıyız? Hasan Başkan da yarım kalan hizmetlerin devamını yapmaya var mıyız? Orada bana hoş geldiniz. Sizin değerli başkanı misafirleriniz. Bu şehrin her sokağında başkanı. Elhamdülillah, 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 elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve afu anna ve afir lena ve erhamna ente mevlana biha min cemil ahvali ve lafat ve tehzilena biha cemil hacat ve tudahirna biha min cemil seyyiat. Şu mübarek beldemize adayımızın hayırlı ve uğurlu olması için Allah rızası için el Fatiha. Evet, bugün çok güzel bir günde, çok güzel, yoğun bir kalabalıkla Helvedere beldemizdeyiz. Elhamdülillah Hasan Hüseyin Başkan, biz bugün görüyoruz ki Helvedere'de 31 Mart akşamının sonucunu açıklamış gibi. Tabii ki seçimler son dakikaya kadar, son ana kadar, sandıkları açılana kadar süren bir süreç. Hasan Hüseyin Başkan'ın tecrübesi, projeleri, burada Helvedere kasabası tarafından daha önce bilinen, daha önce belediye başkanlığımız yapmış bir büyüğümüz. Biz onun projelerini gördük, inceledim, bizzat kendim de inceledim. Yapılmayacak hiçbir projesi yok. Bütün desteklerimizle, gerek yerelde bizler, gerek genelde milletvekillerimizin desteğiyle bütün projeler olabilecek projeler. Ve biz projelerin arkasındayız. Bugün Helvedere'de bu projeleri benimsemiş ki, bu projeleri kabullenmiş ki bugün yoğun bir kalabalıkla burada. Ben şimdiden Hasan Hüseyin Başkanımı tebrik ediyorum. Diğer adaylara, arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Ve Helvedere için durmak yok, yola devam diyorum. Teşekkür ediyorum. Başkanım, siz neler söylemek istersiniz? Güzel bir kalabalık topladınız, bir onun açılışında yaptınız. Evet. Öncelikle misafirlerimize, il başkanıma, merkez ilçe başkanıma, genel meclis üyesi arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Biliyorsunuz bizim 33 yıllık bir belediyecilik hayatım vardır. İnşallah bu saatten sonra da 31 Mart 2024 seçimlerinde efsane geri dönecek. Allah'ın izniyle verdiğim sözler üzerinde her an için önce Allah, sonra vekillerim ve başkanlarımla beraber çalışacağız. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ellerinden geleni zaten bizler de yapıyoruz. Vekillerim ve başkanlarım da yaparlar. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun diyorum. Sağ olun, var olun. Burada atmosfer çok güzel. Yani bir ilçede toplanacak kalabalık kadar kalabalık toplamış Hasan Başkan. Dediği gibi efsane geri dönecek diyor. 2 dönem daha önce belediye başkanlığı yaptı. Burada güzel hizmetler yaptı. Sloganı da çok güzel. Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için adayım diyor. AK Parti'ye çok uygun. AK Parti 22 yıldır yaklaşık Türkiye'yi imar ediyor. Bundan sonra da imar etmeye devam edecek. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'la başlayan belediyecilik anlaşma genişleyerek ve ilerleyerek devam ediyor. İnşallah bundan bütün belediye başkanlarımızın hizmetleriyle tüm halkımız hizmete doyacak diyorum ben. İl Genel Meclis üyesi olarak da biz adayları olarak yerelde belediye hizmetleri sınırları içerisinde başkanımız genelin ilgilendiren sınırlar içerisinde de bu hizmetleri biz katkıyı sağlayacağız. Elimizden geleni yapacağız diyorum. Kendisine şimdiden hayırlı uğurlu olsun. 31 Mart inşallah kendisi hakkında ve Helvedere hakkında hayırlı uğurlu olur diyorum. Başkanıma hayırlı uğurlu olsun diyorum şimdi. Çok güzel, coşkulu bir karşılama var. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Biz de İl Genel Meclis üyesi adaylar olarak
sahadayız. Yine bizim seçim alanımızda, biz de burada oy talep ediyoruz, oy istiyoruz, çalışıyoruz bu bölgelerde. Eksiklerimizi görüyoruz köyde, kasabada, neler yapmıştık, neler yapmak istiyoruz. İnşallah hep beraber bu seçimi 31 Mart'ta zaferle kutlarız. Tekrar Hasan Hüseyin Başkanım'a hayırlı uğurlu olsun diliyorum.